Bir ailesi akşam yemeğinde soğanlı, sarımsaklı, pırasalı omlet yiyorlarmış. Herkesin neşesi yerindeymiş. Küçük çocuk pırasa dışında. Onun canı biraz sıkkınmış. Neyin var evlat? Pek üzgün görünüyorsun. Evet, üzgünüm baba soğan. Ah benim yeşil yapraklım, beyaz saplım. Böyle üzgün olmana sebep olan şey nedir canım pırasam? Bugün yolda yürürken güçlü bir rüzgar esti ve yere düştüm. Düşünce özenle baktığım bütün yapraklarım birbirine karıştı. Düzelteyim derken bir kere daha yere düştüm ve toz toprak içinde kaldım. Hemen ayağa kalkıp silkelendim ama hiçbir işe yaramadı. Hatta silkelenince yapraklarım birbirine daha çok dolandı. Marketin önündeki abur cuburlar da bana güldüler. İşte bu yüzden çok üzgünüm. Ben çok hafifim. O gün rüzgar çok güçlüymüş. Pırasayı yere düşürmüş. Abur cuburlar ona gülmüş. Pırasa bunlara çok üzülmüş. Üzülmüş. O gün rüzgar çok güçlüymüş. Pırasayı yere düşürmüş. Abur cuburlar ona gülmüş. Pırasa bunlara çok üzülmüş. Üzülmüş. Baba sarı soğan, anne kırmızı soğan ve büyük çocuk sarımsak onun etrafına toplanmışlar. Ona sarılmışlar, onu okşamışlar, onun duygularını anlamışlar ve bir de ona şarkı söylemişler. Söylemişler şarkıyı. Evet sen çok çok hafifsin, tam da bu yüzden yenmelisin. Aslında sen çok güçlüsün, işte bu yüzden yenmelisin. Pırasayı bu yüzden yemelisin, sen bedeni temizlersin. Tam da bu yüzden yenmelisin. Bakterileri engellersin. İşte bu yüzden yenmelisin. Pırasayı bu yüzden yemelisin. Biz soğangiller, doğal antibiyotikler. Biz soğangiller, antibakteriyel sebzeler. Biz soğangiller, doğal antibiyotikler. Biz soğangiller, antibakteriyel sebzeler. Sen faydalısın, besleyicisin. Tam da bu yüzden yenmelisin. Sen doyurucu bir sebzesin. İşte bu yüzden yenmelisin. Pırasayı bu yüzden yemelisin. Salataya, çorbaya girersin. Tam da bu yüzden yenmelisin. Omlete çok iyi gidersin. İşte bu yüzden yenmelisin. Pırasayı bu yüzden yemelisin. Biz soğangiller, doğal antibiyotikler. Biz soğangiller, antibakteriyel sebzeler. Biz soğangiller, doğal antibiyotikler. Biz soğangiller, antibakteriyel sebzeler.